Bilmediklerinizle amel ederseniz Hazreti Allah size bilmediklerinizi öğretir rivayetinde bahsedilen ilmin kesbi ilim olması gerektiğini ifade ettiniz. Burada vehb kapısını tamamen kapatmak doğru bir tutum olur mu? Yani böyle bir kapıyı kapatmadım ben. Kapatılması gerekirdi demedim. Mesela sahabe efendilerimizin ilimle meşguliyetleri ne dereceydi ama Mevla bildikleriyle amel ettikçe onları müstakim kıldı. Kime ki hikmet verilmiştir, ona hayr-ı kesir verilmiştir. Müminin ferasetinden korkun, zira Allah'ın önüne bakar gibi rivayetler bu gibi amel ehline irfani bazı basiretler verileceğini haber vermiyor mu? Tabii ki yani irfani ya da vehbi bilginin imkanını inkar etmiyoruz. Vehbi bilgi mümkün müdür? Mümkündür. Hatta böyle bilgi verilmiş insanlar var mıdır? Vardır. Hep söylüyoruz işte İmam Şahrani'nin hocası Ali Yülhavas bunlardan birisi. Okuma yazma bile bilmediği söyleniyor ama İmam Şahrani gibi birisine rehberlik ediyor, kılavuzluk ediyor. Ama tabii bunun ya tecrübeyle veya başka bir şekilde kaidesine, kuralına oturtulması lazım. Biz imkan olarak, teorik olarak bunu inkar etmiyoruz. Ama bunun özellikle şer'i mükellefiyetlerimiz noktasında bir bilgilenme kapısı olmadığını bilmemiz lazım. Yani bir kimse şer'i mükellefiyetlerini şer'i ilimlerden öğrenir, vehbi ilimden öğrenmez. O daha ziyade batını, deruni, kalbi alanı ilgilendirir. O alanla ilgili bir tecrübeyi, bir bilgiyi ifade eder. Yoksa bir kimse hiç şer'i ilimlere başvurmadan, efendim hadis, tefsir, fıkıh, akaid, kelam tahsil etmeden tamamen bana vehbi ilimde böyle bildirildi diyerek hayatını sırat-ı müstakim üzere sürdürebilir mi? Orası biraz şüpheli işte. Mutlaka şer'i ilimlere ayağımızın birisini basacağız, basmak zorundayız yani.